Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ellezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedî levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zünûbinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ ve kurrete a'yûnina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû, hel edullukum alâ ticâretin tüncîküm min azâbin elîm. Tü'minûne billahi ve rasûlihi ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi emvâlikum ve enfusikum. Zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. Yâfir lekum zunûbekum ve yudhilkum cennâtin tecrî min tahtil enhâr. El-enhâr ve mesâkine tayyibeten fî cennâti adn. Zâlikel fevzul azîm. Ve ukhra tuhibbûneha nasrun min Allahi ve fethun qarîb ve beşşiril mü'minîn sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala hakkı eline bakireti esirlenmek cümlemize nasip etsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza etsin. Sevdiklerinden dünyada, ahirette bizi ayırmasın. Amin diyorsunuz değil mi? Amin hocam. İster demiyorsanız duayı şey yapalım, keselim efendim. Cuma-i Şerif'imize hayırlı ve mübarek etsin. Amin. Mevla bizden razı olsun. Şimdi bugünkü Cuma vaaz nasihatinde inşallah Mevlamız bizlere neler duyuracak? Bu hafta da kararlı olalım. Ne kararı verelim? Mevlamız ne buyurursa hayata geçireceğiz. Kararını verelim. Yoksa adet halinde olan bu alışkanlıklarımızdan ne yapmamız lazım? Kurtulmamız lazım. Adet hali. Adet hali günler geçer hem de su gibi akıyor günler. Pat diye cuma geliyor. Gördün mü sen? Su gibi akıyor. Ondan sonra cumaya gireceğiz. Hoca konuşacak, cemaat dinleyecek. Herkes bildiğine devam edecek. Bu mantıktan kurtulacağız inşallah. Kuvvetli inşallah diye sizi korkuyorsunuz. Kurtulmaya yettiğiniz yok size. Bana öyle gel. Kurtulacağız inşallah. Allah kurtaracak bizi. Bu anlatılanları hayata geçirme hususunda mücadele edeceğiz. Gayret göstereceğiz. Bizden başlayacak bu iş. Biz bu işi yapacağız. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik geldiğinde tek başınaydı. Her taraf müşriklerle dolu. Puta tapanlarla dolu. Allah'a isyanlarla dolu. Efendimiz ama ne yaptı? Allah'tan aldığı vazifeyi hiçbir şeye kulak vermeden en güzel şekilde hayata geçirdi. Vazifesini yaptı. Demedi o müşrik, o bilmem ne filan, bak şunlar böyle yapıyor demedi ya. Ne dedi? Allah'ımız ne buyurursa tamam. Ve hayata geçirdi. İşte o alışkanlığı, o istikameti Mevlam hepimize ikram etsin. Başaracağız inşallah. Yoksa öbür türlü ya falanca şöyle gidiyor, falanca böyle yaşıyor, o öyle diyor, bu böyle diyor. Herkes bir şey söyleyebilir. Biz doğrusunu yaşayacağız. Ve başarılı olacağız inşallah. Şimdi bugünkü dersimizde de Mevla Teala dünya ve ahiret kurtuluşunu beyan ediyor. Tekrar ediyorum, ne beyan ediyormuş? İster misin? Herkese zor sor. Hem dünyanın hem ahiretin kurtuluşunu Hazreti Allah beyan ediyor. Kullarını en iyi bilen, her şeyi en iyi bilen, her şeyi yoktan var eden, ortaya koyan Hazreti Allah. Kurallarını da ona göre koymuş olduğu kuralları da o şekilde koymuş olduğu kuralların ölçülü bir beyan ederek hem dünyamızın hem ahiretimizin kurtuluşunu. Allah başarmayız. Zor mu? Zoru Allah teklif etmez.
O bırakmıyor. Ama onu da terbiye edersek ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey nefsi mutmainne yapan, ya terbiye eden, temizleyen, tezkiye eden, onu tertemiz hale getiren kullar haline gelirsek Allah'ın başarmanı nasip etsin. O zaman ona da kolay gelir. Ona da gelir. Kolay. Şimdi Mevlamız diyor. Ya yönlediğine amenü. Ey imadenler. Bizim şimdi söylememiz gereken ifade buyur ya Rabbi. Deriz. Hele duyurukum. Size delalet edeyim mi? Bildireyim mi? Anlatayım mı? Sizin önünüzü açayım mı? Alâ ticara. Bir ticarette. Ya size bir ticaret öğreteyim mi? Öyle bir ticaret ki hem dünyanızı kurtarıyor hem de hem dünyayı kurtaracak hem ahireti. Seversin aslında sen bu işi. Sen menfaati seversin. Hem dünya kurtulacak hem ahireti kurtulacak takla atarsın bir de. Zor da değil. Ne değil? Zordur. Allah'ın başarılı yazısı. Amin. Tünciyi küm. Öyle bir ticaret ki sizi kurtaracak diyor Hazreti Allah. Sizi kurtaracak. Evet. Ama ifadeye dikkat edelim. Rica ediyorum. Kimlere söylüyor Hazreti Allah? Ey iman edenler. İman edenler. Yani bizlere değil mi? Elhamdülillah. Biz de aldık. Neden kurtaracak? Min azabin elim. Elel verici azaptan kurtaracak. Hem dünya hem ahiret kurtuluşu olacak. Mevlam başarmayı nasip etsin. Amin. Beyan eden, açıklayan Hazreti Allah. Mevlamız ya, bize yol gösteriyoruz. Kurtuluşumuzu gösteriyor. Ama hikmeti daha. Biz başka yerlerde kurtuluş arıyoruz ya. Başka yerlerde çareleri arıyoruz. Başka açıklamalar bizim daha hoşumuza gidiyor ya. Hocam işte canlıyı görüyoruz da filan ya bırak bu işleri ya. Allah'ımız ya. Allah'ın başarmaya nasip etsin. Şimdi başlıyor Mevla-i Teala. Dört tane madde var. Kaç tane? Dört. Bir. Tükminüne billah. Birinci madde bu ya. Dikkat edin arkadaşlar. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Ayet-i Kerim'in başında Hazreti Allah iman edenlere buyuruyor diyorum size. Dikkat edin ya bu ifadeye. İman edenleri bırak Hazreti Allah. Sizi kurtaracak. Elem verici azaptan kurtaracak. Dünya ve ahiretinizi kurtaracak. Bir ticaret size bildireyim mi? E buyur ya Rabbi. Birinci madde. İman edenlere tü'minûne billah. Allah'a iman edin. Gördün mü sen ya? Çünkü o baştaki iman ifadesinde Allah'ı tanıma hususunda eksikliğimiz var demektir bu. Mevla'yı tanıma hususunda, bilme hususunda, Allah'a güvenme hususunda. Hadi gel bir kontrol etsene kendini be. Ticaret yaparken adam geldi. Tam da güçlü seni öyle bir hale getirdi ki ağzından çaktın yalanı. Ne oldu şimdi? Allah'a mı güvendin yoksa müşteriye mi güvendin sen? O malı satmaya mı güvendin? Söyle bakalım şimdi. Allah hepimizi muhafaza etsin. Hani diyordun ya Rabbime güvenirim. Rızkımı veren Rabbim. Tevekkülüm Allah'a. Güvenim Allah'a. E ne oldu? Daha bir ticarette yoldan şaşırdım. İkinci ifadeyi söylüyorum. Çocuk yetiştirme alakalı bir bakar mısın? Maksadın ne? Hakikaten dünyasını ve ahiretini kurtarsın mantığında mı yetiştiriyorsun? Yoksa sadece dünyevi menfaatleri için mi yetiştiriyorsun? Herkes kendini iyi tanıyor. Allah hepimize başarılar nasip etsin. Bunu tabii çoğaltabiliriz. Bunu yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Arkadaşını diyorsun. Fakirlerle geçimin nasıl? Zenginlerle durumun nasıl? İnsanlar yani düşü gibi sahip nasıl? Bir bak bakalım ya. Herkese davranışı nasıl? Kapıya birisi yönelere Mercedes'te geldiği zaman davrandığın haline, Şahin'de geldiği zaman davrandığın halin bir mi? Yoksa cehalini mi değişiyor senin? Bir bak bakalım ya. Ama öbür
taraftan diyor ki Allah'a iman etti böyle Allah'a iman. Senin iman suret, suret iman. Hakikate çevirmemiz lazım. Allah'ın başarmayı nasip etsin. İnşallah. İnşallah. Çünkü Mevlamız diyor. Tümminûne billah. Allah'a iman. Birinci madde. Diğer ifade. Ya eyyühellezine amenû. Ey iman edenler. Aminu billah. Allah'a hakiki iman edin. Hakiki iman edin. Sözlü iman değil, ifadeli iman değil. Bütün serverinize iman zevki yiyeceğin. Bunun da ölçüsünü diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O iman zevkinin ölçüsü Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmek. Dünyevi ve uhrevi her şeyden fazla Allah ve Resulünü seviyorsan o zaman imanın lezzetini alırsın, tadını alırsın. Yoksa surata bir iman. Var mı? Var. Allah korusun. Ama zevki var mı? Havanı alırsın. Yok. Olur mu hocam? Yok yok. Kendini kandırma. Şöyle secdeye gittiğinde gerçekten bütün dünyayı unutmuş. Her şeyi dünyayı bütün kenara bırakmış. Rabbine böyle tam bir secdeyle beraber. Gönül huzuruyla beraber. Bir bak bakalım kendine. Yoksa secdede mi çekti uzuyorsun? Ne yapıyorsun? Mevlam buraları çok iyi anlamak öpecek Rabbimiz. Evet birinci maddeymiş bu. Mevlamızın ifadesi. Tü'minûne billah. Allah'a hakiki iman ediniz. Ve Resulü ve Resulüne de hakiki iman ediniz. Resulullah'a da hakiki iman ediniz. İfadeye geldiğinizde rica ediyorum bu ifade üzerinde duralım. Örneğimiz ve önderimiz diye buyurduğum ifadeye geldiğinde söylemiş olduğun Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatında, senin hayatında ne kadar var? Hem örneğim diyorsun, hem önderim diyorsun. Peki o örneğinin ve önderinin kendi hayatında işlemesi, kendi hayatında var olması ne kadar? Bir bakar mısın? Oturmanda, kalkmanda, yemende, içmende, hayatın her alanında, hayatın 24 saatlik her alanında Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem'den ne haberin var, ne yaşantın var, ne sünnetlere ittiban var? Bir bakar mısın? Yoksa Resulullah'ın sünnetlerini yaşamaktan utanır mısın sen? Bir bakar mısın hayatına? Evet. Ayet-i kerime okuyorum. Şartlar kolay ama nefislere zor gelir. Resulullah'ın sünnetlerini hafife görme ahlakında mısın yoksa sen? Kainatın en sevgili, en sevgili insanının, Allah geleceği tarafından sevilen insanın yapmış olduğu o güzel hayatının, o sünnetlerinin yolunun utancında mısın Allah muhafaza etsin? Bir bak bakalım hayatına. Biraz inceleyeceksin kardeşim. Böyle yalandan olmaz bu işler. Yalandan olursa böyle olur. Dersin ki tamam hocam biz peygamber yolundayız. Maşallah ne yolundasın be. Allah'ın azadan tapsın. Hakikaten bazen aynanın karşısına geçmek lazım. Resulullah olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle derim ben böyle bak. Şöyle elini omuzuna atmış. Gel bakalım be ümmetim. Gel birbirimize ne kadar benziyoruz bir bakalım be. Ahlaki yapımız ne kadar birbirine benziyor. Şuurumuz ne kadar birbirine benziyor. Hayatımız birbirine kadar benziyor. Bir bakalım ben, gel bakalım. Seninle övüneceğim ben ahirette. Buyurmuş olduğu ümmetiyle gerçekten övünecek bir durumda mıyız? Yoksa lafla beynir demirini yüden ahlakta mıyız? Herkes kendini iyi bilir. Mevla hepimiz muhafızız. Evet. İnşallah başaracağız. İnşallah. O bizim için her şeyini feda etti. Ümmeti ümmeti diyordu. Biz de nebi deriz inşallah. Peygamberim. Ama onu ön planda tutarak, hayatını gerçekten dikkate alarak, sünnetlerine dikkate alarak, kaliteyi artırarak, peygambere özenmeyi, peygambere beğendirmeyi, onun hayatını hayatımıza geçirmeyi gerçekten severek, zevk alarak. Yoksa öyle peygamber sünnetlerini hafif göreceksin.
Nasıl göreceksin? Ya o da sünnet ya. Ha, ne demek o sünnet ya? Ne demek? Ne demek sünnet yani? Peygamberi hayata geçirmiş ya. Allah beğeniyor ya. İnşallah başaracağız. İnşallah. Sonra Mevla Teala devam ediyor. 4 madde demiştik hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Kaç madde? 4. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi'emmâlikum. 3. maddesi de bu. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi'emmâlikum. Mallarınızla Allah yolunda mücadele edeceksiniz diyor Hazreti Allah. Eğer siz dünya ve ahiret kurtuluşunu istiyorsanız diyor Hazreti Allah, size öğreteyim, bildireyim. Dünya ve ahiret kurtuluşunun reçetesi şu. 4 madde: 1. Allah'a hakiki iman. 2. Resulullah'a hakiki iman. 3. madde: malınızla Allah yolunda cihat, mücadele ediyor Hazreti Allah. Mevlam bu yolda da hepimize başarılar nasip etsin. Ama herkes kendini iyi bilir. Nereden kazandın? Nereye harcadın? İfadesini, hesabını vermedikçe mahşerde bir adım ileri atmak yok, bir adım geri düşmek yok arkadaşlar. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Dikkat ettikleceğiz inşallah. Bir başka ifadeyle söylüyorum. Ya eyyühellezine amenü, ey madenler. Malekûn. Size ne oluyordu Hazreti Allah ya? İzâ gîle lekum ünfirû fî sebîlillâh. Allah yolunda mücadele edin. Allah yolunda gayret gösterin. Gayretiniz olsun, mücadeleniz olsun, çalışmanız olsun. Dendiğinde istâkâltü minelâf. Yeryüzüne çakılıp kaldınız be. Allah'ımızın ifadesini söylüyorum. Allah yolunda bir mücadele verin. Bir gayret gösterin. Herkes kendi çapında. Herkes kendi çapında bir mücadele verme durumundadır. Yeni geldi mücadele bir topluluğun karartısı çoğaltmaktır. Yeni geldi mücadele bir tebessümdür. Yeni geldi mücadele bir selamdır. Yeni geldi mücadele yandaki komşuna bir destektir. Yeni geldi mücadele arkadaşını, ahiret arkadaşını çoğaltmaktır. Mücadele çeşitleri çoktur. Sonsuz mücadele çeşitleri vardır. Herkesin yapabileceği şeyler vardır. Yeni geldi mücadele tatlı bir ifadedir. Tatlı bir ifade. Ama sen işin neresindesin? Her tarafındayız inşallah. İnşallah. İnşallah desin de. Korkuyorsunuz emin ediyorum ya. Allah'ın başarmayı nasıl yiyorsun ya? Allah'ımız buyuruyor. Ey madenler! Size Allah yolunda bir mücadele verin dendiğinde ne oluyor size ki? İstihabayı tümleler yeryüzüne çakılıp kaldınız. Dünyaya daldınız. Ahireti unuttunuz. Aradıydın bile hayatını emin ahire. Yoksa siz de Mevla Teala dünya hayatından razı olup ahireti bıraktınız mı diyor aslında? Evet evet. Kella evet evet. Mel tuhibbûne acile. Evet evet diyor Mevla Teala. Siz diyor aceleyi, dünyayı seversiniz. Ahireti bırakırsınız. Mevlam hepimizi muhafaza etsin. Ama bir ufak kendimizi ne yapalım? Kontrolden geçirelim bir bakalım gerçekten. Kime sorsak ya hoca işte biliyorsun daldık dünyaya. E baba dünyaya dalmak için mi geldin ya? Dünyaya dalmak için mi geldin ya? Bu dünya dalınmak için mi diye. Dünya imtihan yeriydi. Kazanacağız. Cennette zevk yaşayacağız inşallah. Allah'ın hakkıyla başarmaya bir zekran olsun. Dördüncü madde. Üçüncü madde. Tekrar ediyorum. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi'emmâlikum diyor Hazreti Allah. Mallarıyla ne yaparlar? Allah yolunda mücadele ederler. Gayret gösterirler. Ne mücadele var bir bakmak lazım. Gerçekten ben de merak ediyorum. Hakikaten. Şöyle bir mümin olarak yeryüzündeki Müslümanları düşünerek, yeryüzündeki Müslümanları gerçekten dikkate alarak ve özellikle Türkiye'mizdeki gençlerimizi dikkate alarak, evlatlarımızı dikkate alarak din yolunda, Allah yolunda ne mücadele var? Çok merak ediyorum. Hakikaten ya. Bir bak bakalım ya. Yoksa sen hiç bunlarla alakan yok mu ya?
Hiç alakan yok mu yani? Mücadele hususunda sen sadece dünya mücadelesi içinde misin yani? Dünya zevkleri içinde misin yani? Bir bak bakalım hayatına be. İnsan biraz ne yapmalı? Kendisini hesaba çekmeli ya. Yoksa hesap veremezsin sonra ya. Mevla sorar ya. Sorar Mevlamız ya. Kulum der, kulum. Dünya Müslümanların durumunu bu halde gördüğün halde, gençliğin halini böyle gördüğün halde, sen ne yaptın? Herkes kendini çok iyi biliyor ne yaptığını. O kadar da söylüyorum. Sonra Mevla Teala dördüncü ifadede buyuruyor ki, ve tücahidüne biyemalikum diyor, fisimle biyemalikum. Ve enfusikum. Sadece mallarınızı değil mi Hazreti Allah? Nefislerinizle Allah yolunda mücadele edeceksiniz diyor Hazreti Allah. Nefisleriniz de bu iş için olacak. Çünkü her şeyinizi veren Allah. O nefislerinizi de kendi yolunda görmek istiyor. Kendi için görmek istiyor. Bu Habibim onlara söyle. Söyle. İnne salati. Muhakkak benim namazım ve nusuki benim ibadetlerim ve mahyaye benim hayatım. Hayatımın her anı ve memati ölümüm lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onlara bildir. Onlar da böyle olsun demektir Mevla Teala buyuruyor. Gördün mü sen? Sen nefsini, gençliğini nerelerde geçirme hususunda sorumlusun, farkında mısın? Ama sen dalmışsın, dalmışsın. Hoca daha genç diyor, ne genci? Gelse Allah için yapacaksa, bütün gençliğini Allah için geçirecek. Allah bu yolda güzel gayret nasip etsin. Amin. Yine, hadis-i şerifte var değil mi? Ne diyor? İlk soru mahşerde. Mahşerde bir adım ileri bir adım geri olmayan ilk soru gençliğini nerede harcadın? Anlat bakalım. Maşallah ibadetlerde, namazlarda, ibadetlerde, Allah'a zikirlerde, Allah'a kullukta, Allah yolunda mücadelede. Ne güzel maşallah. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Yoksa sakat derlerde getirdiysen gençliğini cevabın yok senin. Cevabın yok. Mevlamız buyuruyor. Evet, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ دَزْتَ Allah, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda ne yapacaksınız diyor böyle? Mücadele edeceksiniz. Sahabe-i kiram efendilerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere beraberinde, onlar her türlü malıyla, canıyla, her şeyle mücadele verdiler din yolunda. Ondan Allah Celle Celaluhu tarafından radıyallahu anhum ve radıyallahu anhum Allah onlardan, ben Allah'tan razıyım, onlar benden razı. Allah direkt rızası verdi onlar için. Onlar bu mücadeleye verecek. Sen hiçbir mücadele vermeden cennette kimle beraber olayım? Onlarla beraber olayım. Öyle şey olur mu ya? Bu haksızlık olmaz mı ya? Onlar her türlü mücadelesi verecek. Yeri geldi, canlarından vazgeçecekler, mallarından vazgeçecekler, her türlü fedakarlıkları din yolunda yapacaklar, Allah için mücadele verecekler. Cennette sen de onlarla aynı makamda beraber olacaksın. Nasıl bir şey o? Sen dünyaya dalmış, sırf zevklerin içinde, midesi, himamahın butuğunu, tek derdi var diyor Efendimiz Aleyhisselam, sırf dertleri mideler olmuş. Dinuhum dilaruhum. Dinleri maddeler olmuş. Canlı. Nisauhum kıbletuhum. Kıbleleri de kadınlar olmuş. Bende ne yok ki ya? Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor. Onların diyor dertleri. Sadece dertleri ne olacak? Mideleri olacak. İmanları sadece lafta olacak. Kitapları aynı şekilde sadece lafta. Kur'an'a kitabını Kur'an'a alıyormuş şu an. O
maşallah ya, ne güzel söyledin ya. Güzel de söylüyorsun maşallah. Bilir misin? Hoca bilmem. O hüküm ne bilir mi? Nasıl oluyor senin kitabın o zaman? İşte kitabım o benim diyor. Ya bırak işte. Ya Allah rızası için ya. Ne zaman istenilen kıvama gelir? Çok merak ediyorum. Yoksa istenilen kıvama gelmeden bize gel mi denecek mi kardeşim? Allah gözüm Allah. Ama nasıl sağmış Efendimiz? Onların diyor mideleri diyor, dertleri mideleri. Canlılar diyor, onların dinleri, dini bir kenara bırakmış, canlı varsa tamam diyor. Ya hoca, niye ödüyorsun? Bir bak incele Allah rızası için. Ya Allah rızası incele. Bak, rahat rahat kredilere giriyor, faizli borçlara giriyor, rahatla. Peki bu ne? Nereden çıkartıyorsun bunu sen? Hangi din ölçüsü bu? İslam dinin ölçüsü değil. İslam dinin ölçüsü değil bu. Yani rahat rahat faizli alışverişlere girmek İslam dininin ölçüsü değil. Acil aldın bakalım bana. Ticaretinde hainlik yapmak, yanlış yapmak, ifadelerini yanlış kullanmak değil. Ve bunu çoğaltabiliriz. Haksız kazançlar değil. Allah'a bir sabah olacağız. Amin. İnşallah başaracağız. İnşallah. Neyse fazla ileri gitmeyelim. Şimdi hemen devam ediyorum. Dört maddeyi yerine getirirsek ama hem dünyamız kurtulacak hem ahiretimiz. Allah'ın başarmayı ısmarladık. Amin. Dört maddeyi tekrar sayıyorum. Bir, Allah'a iman. Ama hakiki iman. Çünkü iman eder Hazreti Allah buyuruyor bu ifadeyi. Hakiki iman istiyor Mevla Teala. Kendine gerçekten hakiki güven istiyor Mevla Teala. Güvencen Mevlamız'a. Mevlam başarmayı nasip etsin. Resulüne iman. Lafta değil diyorum. Hakikatte inşallah. Ve malınla, canınla Allah yolunda mücadele. Allah'ım her birinde hakkı yerine getirmeye yasıyorsun. Zalikum. İşte bunlar var ya. Azallah buyuruyor. İşte bunlar var ya. Ya şu sayılanlar hayrullekum. Sizin için hayırlıdır. En hayırlısı budur diyor Hazreti Allah sizin için. İn küntüm talemur. Şayet bilir olsaydınız, anlar olsaydınız, akleder olsaydınız, sizin için hayırlı olanın bu olduğunu bilecektiniz diyor Hazreti Allah. Ama sen başka şeylere kulak veriyorsun. Allah'tan bahsetmişsin, ne zevk almasın? Peygamber'den bahsetmişsin, zevk almasın. Açık söylüyorum. Devlet kurmayı, yıkmayı, yere getirmeyi bilmem, siyasetten konuşmayı daha çok seviyorsun ya. Öyle bir mücadele veriyorsun, rengin kaçıyor valla. Yemin ediyorum sana. Öyle bir mücadele veriyorsun ki rengin kaçıyor. Yiyeceksin adamı, ne oldu? Ya işte bildiğin gibi değil ya, bırak bunu ya, ne yapacaksın ya? O gelecekmiş, bu gidecek. Ne olur gelsin. Ya o gelse ne olur? Ya ne yapacaksın bu kardeşim? Sen Allah'a, peygamberine gerçekten iman hususunda bir mücadele versene ya. Bir gayret göstersene. İnsanlara bir Allah'tan bahsettirsene. Resulullah'tan bahsettirsene. Allah'ı sevdirtirsene. Resulullah'ı sevdirtirsene. Öyle bir hale geliyorsun ki yemin ediyorum kendinden geliştirme. Ne ki neler kullandın, ne ifadeler kullandın. Ağzından neler çıktı. Ona salladın, buna salladın. Ne iftiralar döndü. Ne iftiralar döndü. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Ya işte hoca bakalım bir şey olacak. Allah hepimizi kurtarsın. Amin. İşte Mevlamız diyor. Sizin için hayırlı olan bu. Ne o? Eğer siz malınızla, canınızla Allah yolunda mücadele verirseniz hem dünyanız kurtulacak. Yağfir meküm diyor Hazreti Allah. Bir de sizi bağışlayacağım diyor ben. Zülümeküm. Bütün günahlarınızda. Bütün günahlarınızda sizi bağışlayacağım. Ve yudhiküm. Sizi girdireceğim. Cennet. Cennetlere girdireceğim. Gördün mü ya? Ya daha ne arıyorsun mübarek adam ya? Bu dünya hayatı geçer. Bir anda ölüm gelir. Musallaya konursun. Konduğunda eğer gerçekten laf dinleyenlerdense kolay direkt cennete götürüyorlar seni ya. İstemez misin?
İnşallah. İnşallah. Ama sen dünyada arıyorsun o köşkleri, ben sana bir daha söyleyeyim. Hoca dünyada da verse olmaz mı bile? Ya Mevla buyuruyor, sana diyor cennette köşkler hazırladım. Altından nehirler akar. Her çeşit nehirler akar. Su ırmakları, süt ırmakları, bal ırmakları ve çiçek çiçek. Aklına hayana gelmeyecek nice nimetlerle donatılmış cennetler ve mesakine tayyibe ve pak olan meskenler, köşkler, yapımları altından, gümüşten, inciden bu şekilde müthiş cennetler, köşkler sana hazırladım diyor Hazreti Allah yani. İstemez misin? Ya istemez ama nasıl istiyoruz bilmem yani. Bizim istemize, isteme tarzımız da başka. Açık söylüyorum. Bizde sistem nasıl biliyor musun? Bak ben size söyleyeyim. Yeni sistemi öğrendim ben. Ben tabii yeni sistemimde hoca he her kafamıza göre yaşayalım. Hiçbir şeyimize Allah karışmasın. Öyle kafamıza yaşayalım. Namazımızda ihtiyacı böyle arada bir kılıp Cuma'ya da gelelim falan. Hem de böyle devam edelim. Hem de cennette en yüksek makamımıza Allah versin. Değişik bir sistem kurmuşsun kafamızda. Böyle gidiyor. Ya böyle bir şey yok ama ya. Böyle bir sistem yok. Allah böyle bir sistem koymamış. Bu insan en yutrake süda diyor Hazreti Allah. İnsan kendisini başıboş bırakıldı mı zannediyor. Biz kimseyi başıboş bırakmadık diyor Hazreti Allah. Efe hasimtü endeme haraknayakum ameten. Siz çirkin bir şey için yaratıldığınızı mı zannediyorsunuz? Yok yok, bu üç yoksun sen. İnsan kalitelidir insan. Mükemmeldir insan. Allah'ını bilen, peygamberi bilen, dinine sahip çıkan insan hem dünyası hem ahireti mükemmel olur. İnsanı Hazreti Allah eziyet çeksin için, eziyet çektirilsin için, mahcup olsun için yaratmamıştır Hazreti Allah. İnsan mükemmel olsun için vardır. Allah'ın sırrı olsun için vardır. Allah'ın dostu olsun için vardır. Allah'a gerçekten kaliteli kul olsun için vardır insan. İnşallah saydıklarımızdan sizdir. İnşallah. Lâlike el-fevzül azîm diyor Hazreti Allah. İşte büyük kurtuluş budur diyor Hazreti Allah. Allah'la iyi olacaksın, büyük kurtuluş edeceksin. Hem dünya hem ahiretin. Büyük kurtuluş. Ama sen belirli şeylere takılmışsın. Diyorsun ki şu ticaretimi yapayım, kurtuldum. Yok, başka bir yara çıkar. Başka bir şey çıkar. Şu şöyle olsun, iş bitiyor diyorsun. Olmaz, o olur, başka şey çıkar. Dünyada bu iş olmaz. Dünyada çaresi Allah'la olmak. Kolay. Allah'la oluyorsun, kurtarıyorsun. Ve ukra tuhibbûnâ diyor Hazreti Allah. Bak bir de sizin sevdiğiniz bir şey daha var diyor Hazreti Allah. Seversiniz. Bir de size diyor Mevla Teala cenneti vereceğim. Cennetteki büyük nimetler vereceğim, sonsuz nimetler vereceğim. Bir de sizin de sevdiğiniz bir şey daha var. Ne? Siz dünyada da bir şey beklersiniz çünkü. Nedir o? Nasrun minallah ve fethun garib. Eğer laf dinlerseniz, ölçüye dikkat ederseniz, ölçüye dikkat ederseniz, laf dinlerseniz diyor Hazreti Allah, dünyada da Allah'ın yardımı yakındır diyor Hazreti Allah. Ya yemin ediyorum ihtiyacımız var ya. Yok mu? Ama Allah'ın yardımı sizin düşündüğünüz gibi bir yerlerden gelmez. Allah'ın memnun ederek gelir. Ağzım çokluk aranmaz. Allah'ın memnun et, Allah'ın yardımı gelir. Ve beşşeril müminin diyor Hazreti Allah, müminlere müjdeler olsun. Müminlere, inananlara müjdeler olsun. Dinleyelim Rabbimizi, hem dünyamıza hem afetimiz kurtulmuş olsun inşallah. Cemaatten işaret geliyor. Diyor ki hocam biraz toparlarlarsa, sözcük gelirlerse biz de sığmaya çalışırız inşallah. Mümkün olduğu kadar şöyle satırımızı sıklaştıralım inşallah da cemaat dışarıda kalmasın. Allah bizden razı olsun. Bu dini nasıl yaşamamız gerekiyorsa, nasıl anlamamız gerekiyorsa o anlayışı, o yaşantıyı Mevlam hepimize ikram eylesin. Kendi nefsimize göre değil, kendi benliğimize göre değil, Rabbimizin istediği gibi, Resulullah'ın yaşadığı gibi Kur'an-ı Azim İslami ölçülerinde yaşayıp ve yaşatmayı hepimize ikram eylesin. Hem dünyamızın hem ahiretimizin kurtuluş olsun inşallah. Mevlam tüm dünyadaki Müslümanlara yardım eylesin. Amin. Ne be lazımcı mantığında olan Müslümanlardan olmaktan.
hepimizi muhafaza etsin. Fark etmez oynamaktan. Gafleten almış, fark etmez oynamaktan hepimizi muhafaza etsin. Duyarlı Müslüman olmayı nasip etsin. Duyarlı Müslüman. Mevlam hepimize kâhı etsin. Mevla hepinize razı olsun. El-Fatiha. Fmhaber.com.